Öncelikle teşekkür ediyoruz size, söyleyeyim ben. Ve yoğun temponuzda bize vakit ayırdınız, davetimizi kabul ettiniz. Çok sağ olun. Sizin güzel bir iş hayatınız var. Oldukça başarılısınız gördüğünüz kadarıyla. Edindiğiniz bilgilerin, tecrübelerin hepsinin bizim katılımcılarımıza da fayda sağlayacağını ve kendi hikayelerini oluşturmalarının da aslında çok değerli olacağına inanıyorum ben. O nedenle bir kere daha teşekkür ediyorum size. Ben çok kısa kendimi Teşekkür ederim. tanıtıyorum hem size hem de katılımcılarımıza. Ben KTÜ Karadeniz Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Girişimcilik, proje yönetimi ve inovasyon alanlarında özellikle yoğun bir şekilde çalışıyorum. Şimdi bizim de konumuz aslında bugünkü konumuz kariyer yolculuğu. İşte kariyer yolculuğunda fark oluşturabilmek için ne gereklidir? Bunda beceri ön plana çıkıyor. 21. yüzyılın temalarına bakıyoruz. Hep işte özellikle yurt dışında yapılan çalışmalara. Burada yaratıcılığın, inovasyonun, problem çözmenin, kritik düşünmenin, iletişim ve işbirliğine yatkın olmanın, açık olmanın önemli olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra kariyerle ilgili yetkinlikler tabii ki çok önemli ama kişisel özellikler belki biraz daha ön plana çıkıyor. Tercih edilen bir iş gören olabilmek için diye düşünüyorum. Sizin bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Belki bunlara geçmeden önce kısaca bir sizi ve şirketinizi tanıyalım isterim Işıl Hanım. Tabii. Öncelikle kendimi anlatmadan evvel ben bugünkü etkinlikle alakalı birkaç yorum yapmak isterim. Ben bu tarz etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunda emeğe geçen herkesin yüreğine sağlık. Ben de burada olmaktan yana çok mutluyum. Çok teşekkür ederim davet için. Ben bugün biraz kendimden bahsedeceğim. Neler yaptım, neler yapıyorum, yapmaya devam ediyorum ve üniversite hayatımda başıma neler geldi, sonrasında neler oldu gibi. Hani belki evet gerçekten sizin de dediğiniz gibi yeni bir hikaye yazabilir arkadaşlarımız da. Belki de ne yapmak istemediklerine karar verirler benim anlattıklarımdan sonra. Dediğim gibi sohbet edelim bugün. Benim iletişim hesaplarım her zaman açık. Bugün olmazsa bana yarın da soru sorabilirsiniz. Hiç problem değil. İrtibatta kalabiliriz. Bugün güzel bir sohbet edelim isterim ben. Ben kimim? Ben Işıl Altuntaş. Aslen Ordu Fatsalıyım. Ünye Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünü kazanarak İstanbul'a geldim. Üniversitede yapmam gereken zorunlu stajlarım vardı. Bunlardan ilkini okulda yaptım ben. Bir tane kalite araştırma laboratuvarında, Sanyal Grup diye geçer. Belki bilen arkadaşlarımız vardır Boğaziçi Üniversitesi'nde. Orada örneğin kanser araştırmaları laboratuvarında çalışmıştım. İlk stajım da bu olmuştu benim. Ardından Deva İlaç'a geçmiştim. Orada kalite kontrol laboratuvarında çalışmıştım. İşte ilk profesyonel hayat aslında benim için orada başlamıştı. Çünkü ben üniversiteye başladığımda hep akademik bir kariyer yapmak istiyordum. Kimya alanında büyüyeceğim, gelişeceğim, yeni şeyler elde edeceğim. Ardından hani akademik olarak devam edeceğim, profesör olacağım gibi bir hayalim vardı. Ancak tabii ki üniversite hayatında da bu stajlar aslında çok kıymetli oluyor. O yüzden bence çok önem verip üzerine düşmenizi tavsiye ederim. Çünkü kafanızda şekillendirdiğiniz şeyi aslında bir süre sonra istemediğinizi de fark edebiliyorsunuz. Farklı şeyler isteyebildiğinizi de düşünebiliyorsunuz. Benim başıma bu geldi, örnek veriyorum. Ben Deva İlaç'ta kalite kontrol laboratuvarında çalışmıştım. Orada da neler yaptım? Laboratuvarları görmüştüm. Kalite nedir? Üretim nedir? Oradan nasıl hani bir ürünün kalitesi nasıl kontrol edilir? Ekipmanlar, cihazlar, bir kimyacılar olarak orada neler yapıyor, neler dönüyor gibi. Hani burada kuralları, dokümantasyonlarını öğrenmiştim. Ve günün sonunda da ne yapmak istemediğime karar vermiştim ben bu tecrübem sonucunda. Çünkü ben laboratuvar istemiyordum. Benim için hala akademik kariyer önde gidiyordu. Yapmam gereken bir staj vardı. Gördüm, bildim ve devam ettim aslında üniversite hayatıma. Ardından yine sesiniz sessizdesiniz bu kanal. Kameramız kapalı sanırım. Ben sizi Yok, görebilirim. kameram açık. Açık. Kameram açık. Arkadaşlar görebiliyor mu beni? Demek ki bende yine bir kısımda bir sıkıntı var. Bir Tamam. kapatıp açayım. Belki şimdi görebiliyor musunuz? Evet, şu Ha. an görebiliyorum. Ha, Tamam. tamam. Çok Tamam. sevindim.
Pardon, kusura bakmayın ama çok kısa bir Estağfurullah, yok yok hiç öyle mi? Başla ne yapmak istemediğinizi görmeniz çok değerli. Benim Evet. de öğrencilere dönem dönem bahsettiğim şey bu. Yani bu aslında her zaman bir şeyi başarmak zorunda değiliz. Belki de istemediğimiz şeyi de görmemiz gerekiyor. Bu da bizi Kesinlikle. geliştiriyor. Yani evet, ben siz diyorsunuz ki ben laboratuvarda olmak istemediğime karar verdim net bir şekilde ve Evet. buna göre artık kariyerinizi farklı şekillendirmeye başladınız belki de. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Burada da önemli olan şey bence şu, sabır. Yani siz bir şeyleri analiz ediyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Ancak işte burada birazcık sabrederek gerçekten onu isteyip istemediğinize karar verip, çünkü artık üniversiteye geliyorsunuz, belli bir yaşa geliyorsunuz. Tabii ki yaşınız çok genç ancak hani bir farkındalığınız oturmuş oluyor az çok. O yüzden hani burada bu kariyer yolculuğu çok sonsuz boşluk gibi görünüyor olabilir ama gerçekten aslında istediğiniz şeyi bulduğunuzu da çok eğlenceli bir şey, çok keyifli geçebiliyor istediğiniz şeyi yapıyorsanız. Hani o yüzden ben bu konuda gerçekten farkındalığın çok olması gerektiğine inanıyorum. Bu arada yine bir sesle alakalı bir yorum gördüm. Sesiniz gelmiyor gibi bir yorum geldi. Aynı problem herkes için var mı? Bir de sesimi kapatıp açayım. Kendi bilgisayarlarında da olabilir çünkü ben de öyle bir olabilir. Karşılaştık. Bir kere daha arkadaşlar lütfen kendi bilgisayarınızı kontrol edin. Çünkü şu anda akışta bir sıkıntı görmüyoruz biz. Evet. Tamam. O zaman devam edelim. Hı-hı. Ardından ne yaptım? Colgate'den bahsediyordum. Ha, Colgate mesela benim için çok büyüleyici bir yerdi. Colgate çünkü çok daha global bir yerdi Deva'ya göre. Hem merkez ofisine gitme şansım oluyordu, hem yurt dışından misafirlerin geldiği, yabancı dilin konuşulduğu ofisler benim için çok cezbedici gelmişti. Çünkü ilk defa bir ofis görmüştüm ve yabancılarla çalışma fikri. Bu benim için mesela çok yabancıydı. Ardından orada da mesela kalite güvence departmanındaydım ben. Tabii ki stajyerdim ama stajyere de hep çalışan muamelesi yapılıyordu. Yani hiçbir şekilde stajyer olduğum için ben küçük görünmemiştim. Çok değerli hissettiren bir şirketti. O yüzden mesela benim için orası çok güzel bir tecrübeydi. Yine laboratuvar kısmı vardı ama orada biraz daha merkez ofis, biraz daha hani kadınların daha... Nasıl diyeyim, kadın erkek eşitliğinin de çok fazla olduğu, bunun çok ön planda ve kıymetli olduğu bir platformda çalışma tecrübesi edinmiştim ben stajyer bile olsam. Hani o da benim için gerçekten ayrı bir tecrübeydi ancak tabii ki bunlar stajdı, süreliydi ve bittiler. Ve benim kafamda ufaktan böyle acaba akademik kariyer yapmak yerine böyle bir yerde mi çalışsam fikri oturmuştur. Laboratuvarı kesinlikle sevmemiştim, bu konuda hemfikirdim ama merkez ofis benim için olabilirdi. Ardından bir dersimden kaldım ben. Fiziksel kimya dersimden haliyle özür diliyorum. Haliyle benim okulum bir dönem uzadı ve bu süreçte de bir dersimden kaldığım için çok fazla boş vaktim olmuştu. Orada da yine staj aradım, buldum ve karşıma Johnson & Johnson çıktı. Janssen, o da ilaç kısmıydı. Janssen'e girdiğimde yine kalite güvence departmanındaydım. Colgate'e çok benziyordu. Yine ofis, yine yabancılar, çok güzel bir ortam vardı. Hem de uzun dönem staj yapacaktım. Belki iş bulma fırsatım da olur diye düşünerek hiç geri çevirmemiştim bu teklifi. Ve şöyle bir şey olmuştu orada da. Kalite güvence ile ruhsat beraber çalışıyordu. Benim için yepyeni bir şey daha oldu orada. Aa tamam, bir kimyacı olarak ben hem kalite kontrolde, kalite güvencede, ruhsatta çalışabilirim merkez ofiste. Bir de akademik kariyer yapabilirim. Aslında benim iş imkanlarım var gibi düşünmüştüm. Halbuki bu sonradan şekilleniyor ki aslında her departmanda çalışabilecek yetkinliğe sahip oluyorsunuz bir yerden sonra. Ona da geleceğim. Ve ben mesela burada da bütün o düşüncelerimi kombinleyip aslında ben ruhsatta da çalışabilirim deyip buna bir ısınarak hayata geçmiştim aslında. Profesyonel hayatım bu Johnson & Johnson'daki stajımdan sonra oturdu. Burada profesyonel hayatıma geçmeden önce üniversite hayatıyla ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben. Siz eminim ki çok güzel departmanlarda okuyorsunuzdur. Çok güzel dersler alıyorsunuzdur. Bazılarınız derslerini çok severek çalışıyordur. Sınavlarını geçiyordur. Ortalamasını yüksek tutmaya çalışıyordur. Bazıları da şu düşünce de olabilir. Hani ben bunları günlük hayatımda görmeyeceğim. Akademik kariyerde yapmayacağım. Hani bunları öğrenmeme çok gerek yok. Geçsem yeter düşüncesiyle bakıyor olabilirsiniz. Bu düşüncelerin hiçbiri benim perspektifimde yanlış değil. Ancak şunu söylemek istiyorum. Okuduğunuz bölümlerin yanı sıra buna ek olarak siz bir dersi alırken
çok fazla yetkinlik ediniyorsunuz. Mesela bunu sınavına çalışıyorsunuz, dersine giriyorsunuz, takip ediyorsunuz, arkadaşlarınıza paylaşım yapıyorsunuz, beraber ders çalışıyorsunuz. Bunların hepsi aslında sizi hayata hazırlayan birer yetkinlik katıyor size. Siz sınava çalışarak zaman yönetimi öğreniyorsunuz. Derse girerek bir şeyin nasıl öğrenildiğini öğreniyorsunuz. Anlatılan hiç bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğrenebileceğinize dair kendi öğrenme yetkinliğinizi katıyorsunuz aslında. O yüzden standart ben böyle bir bölüm okuyorum. Zaten bunu yapmayacağım kısmından çok. Ben neyi nasıl güzel yapabilirim? Ben bu yetkinlikten ne alabilirim kısmını aslında kendinize katmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten hepsi çok kıymetli. O yüzden biraz daha bu farkındalığınızı artırıp üniversiteyi okursanız, çünkü gerçekten en güzel yıllarınız, ben bu şekilde düşünüyorum. Bu farkındalıkla beraber devam etmenizi naçizane tavsiye ederim. Çünkü kesinlikle fark yaratıyor. Ardından ben neler yaptım? Mezun oldum. Johnson & Johnson'da herhangi bir pozisyon bulamadığım için dışarıdaki şirketlere bakmak girişiminde bulundum ve karşıma o zamanki adıyla Mustafa Nevzat, Amgen, şu anki adıyla Gelsenta, hatta şimdi Eczacıbaşı ile birleşti. Şu anda Eczacıbaşı İlaç diyebileceğimiz ilaç firmasında ruhsatlandırma departmanında bir pozisyon buldum ve işe başladım. Ve bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Çünkü mezun olur olmaz ben aslında iş bulmuş oldum. Ama bunların hepsi stajdaki tecrübelerimden gelen. Ben kendimi o insan kaynakları masasına oturduğumda sen neyi öğrendin, işte iç tecrüben yok dendiklerinde ben stajda yaptıklarımı, neyi gözlemlediğimi ve neyi yapabileceğimi anlattım. İşte burada da mesela şöyle bir şey oluyor. Yeni mezun olduğunuzda hep bir korku oluyor arkadaşlarımızla. İşte ben iş tecrübem yok, iş tecrübesi arıyorlar, nasıl olacak? Hayır, bu kaygıya girmeyin. Siz üniversitede okurken girmiş olduğunuz sosyal kulüpte bile aslında bir tecrübe kazanıyorsunuz. Bunları sunun. Ya da yapmış olduğunuz projeler mutlaka vardır okulda derslerde aldığınız. Bunları mutlaka kendinize katın ve bunları mutlaka sunun o masada. Tecrübem yok diye bir şey yok. Sizden tabii ki yeni, tabii ki sessizdesiniz. Özür diliyorum, tekrar kesiyorum ama şimdi ben de topluluk danışmanıyım ve topluluktan da Evet. arkadaşlarımız var. Topluluğun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Sizin de buraya vurgu yapmanız üzerine hemen tekrar oraya bir değinmek istiyorum. Topluluklarda aslında hem iletişimi öğreniyorlar, hem işbirliğini öğreniyorlar, hem zaman yönetimi, hem de nasıl kişilerle nasıl bir program yönetilmesi gerektiğine de alışıyor Evet. aslında. Baktığımızda benim de her zaman önerdiğim öğrencilerimizin mutlaka yönetimde yer alınması ya da ekipler içerisinde aktif rol oynaması. Yani evet, bir topluluktayken topluluğun etkinliklerine katılmak güzel bir şey. Ancak orada aktif görev almak aslında iş hayatını hazırlayan en önemli şeylerden biri. Kesinlikle. Ve bunun Kesinlikle. yanı sıra sizin de görüyorum oraya, bilmiyorum şimdi gelelim mi, tiyatroyla uğraşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Bu tür bir yetkinliği, bu tür bir beceriyi de elde etmek ya da bunu sürdürmek de önemli bence. İş Evet. hayatı sadece baktığımızda öğrencilerimiz hep bilgi ya da tecrübe gibi düşünüyorlar. Ancak hayatta edindikleri tüm, aslında hayata giren tüm doneler onlar için etkili olacak iş hayatında. Belki Kesinlikle. kısaca bir burada mesela stajlar, alınan sertifikalar, eğitimler ve sosyal faaliyetlerle de ilgili bir şeylere değinebiliriz belki şu arada hemen. Tabii, mutlaka sertifikalarım iş hayatına başladıktan sonra olduğu için o kısımlara geleceğim, ancak üniversitede neler yaptığım kısmına evet haklısınız gelebiliriz. Ben üniversiteye ilk başladığımda dansa başladım. Bir dansta örneğin dans ediyordum. Orada dans şeylerini öğreniyorduk ama bu kulübe dahil olmuştum mesela. Oradaki gerçekten bir yönetimden bahsettiniz. Çok da küçük görmeyelim. Onlar aslında çok güzel işler yapıyorlar. Hem yeni üniversiteye gelenler var, hem üniversite mezunlarının da olduğu küçük topluluklar ancak çok büyük işler yapıyorlar. Aslında ilk gözlem orada gelişiyor. Yani orada o liderlik yetkinliği, o yöneticilik yetkinliği aslında gerçekten üniversiteden bu yana gelen bir şey, o sosyal kulüpler dediğimiz. Ardından benim bireysel olarak çok sevdiğim tiyatro vardı. Ben oyunculuğa da çok ilgim vardı. Hep böyle işin mutfağını çok öğrenmek istemiştim hobi olarak. Haliyle ben üniversitede örneğin tiyatroya da dahil olmuştum. Hatta bunu üniversiteden sonra da devam ettirdim. Hala daha ben bir atölyede oyunculuk yapıyorum ve bunu tamamen hobi olarak
Yapıyorum ve tabii ki benimki tiyatroydu, oyunculuktu. Belki arkadaşlarımızın çok daha farklı hobileri vardır. Ama inanın bana, hem iş yaşam dengesini kurarken hem de gerçekten o günün stresini atmak için bir şekilde bir yerlerden uzaklaşmak ve kendi alanınızda kendi dinginliğinizi sağlamak için inanılmaz güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben bir hobi edinmenin, burada da keza tiyatroda da ben çok fazla yetkinlik öğrenmiştim. Ama siz örneğin spor dallarında ilerlemek istiyorsunuz ya da o kulüplerde yönetimsel faaliyetlerde bulunmak istiyorsunuz. Hem hobinizi yapmış oluyorsunuz aslında üniversite okurken, hem de gerçekten o toplulukta yer almak. Ben bizzat iş görüşmelerinde sorduğum için özel hayatta ne yapıldığını ve orada ne farkındalık yarattıklarını, bunu o yüzden özellikle vurgulayarak sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Çünkü gerçekten öyle kuru kuru üniversite okunduğu zaman bir şey, zaten iş hayatı da eminim ki kuru kuru gidecektir bir insanın. Ve siz o hiç gözlem yapmadan, kendinizi geliştirmeden, hiçbir etkinliğe dahil olmadan, iletişim yeteneğinizi geliştirmeden, ki iletişim en temel taş, hangi departmanda çalışıyor olursanız olun, A'dan Z'ye her yerde siz bu yetkinliğinizi kullanacaksınız. Bu yetkinliğinizi kullanamadığınızda da maalesef, hani farklı bir iş yapmıyorsanız, kurumsal bir yerde çalışmak istiyorsanız, zaten maalesef bir sıfır geride başlayacaksınız. O yüzden bu yetkinliklerinizi de güçlendirmek adına o topluluklarda yer almanızı ben de çok tavsiye ederim. Ben yer aldım, ekmeğini de yiyorum. Sizlerin de eminim ki bu tarz fırsatlarınız varsa dahil olmanızı çok isterim arkadaşlar. Ve bir de şöyle, mesela bu sertifikalara girmişken, ben Mustafa Nevzat'ta çalışırken ne yaptım? Gözlem yaptım. Yeni işe girmiştim. Ruhsatlandırma departmanını gözlemledim. O departmandaydım ben. Arşivi döktüm, baktım. Çünkü bana verilen işler bir yerden sonra bitiyordu ve boş zamanım kalıyordu, örnek veriyorum. O boş zamanımda ne yapabilirdim? İnsanlar ne yapıyor diye gözlemliyordum. Arşivi dökmüştüm. Ruhsat dosyasındadır, ne gelir gider diye. Ve belli bir yerde çalışırken size belli bir iş veriliyor. Siz onu yapıyorsunuz, tamam. Bu konuda hiçbir problem yok. Ve elinizden geldiğince de en güzelini yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Ama bazı şeyler hep bir standartta yapılıyor ve siz o standardı devam ettirmek istiyorsunuz. Burada da aslında hiçbir problem yok, ama siz o standartta devam edip hiçbir gözlem yapmayıp hiç kendinizden vermediğiniz zaman bir farkındalık oluşturamıyorsunuz. Şimdi orada gözlem yapmak çok önemli. Kendinizden ne katabilirsiniz? Ya da bazı açık noktalar bulmuştum. Ben örneğin Mustafa Nevzat'ta çalışırken ruhsatlandırma departmanından tedarik zinciri departmanına geçmiştim ben. Organizasyonel bir değişiklik olmuştu ve yurt dışı projeleri bana bağlanmıştı. Şimdi proje aldım. Ben, bana bu iş verildi. Tamam, ben işimi en güzel şekilde devam ettirmeye çalışıyordum. Ancak bir yandan sonra şöyle bir şey oldu. Ben bu projenin neresindeyim? Proje tamam, ama bu proje büyük bir resim. Yani proje dediğimiz şey çok uçtan uca, talepten son tüketiciye, müşteriye gidene kadar ki kısım çok büyük bir ağ. Baştan sona bir proses. Yani ben bunu tam olarak neresindeyim ve nerelerini daha iyi öğrenmem gerekiyor gibi bir mesela eksiklik hissetmiştim ve ben tam bu raddede proje yönetimi eğitimi aldım. Bunun sertifikasını aldım çalışırken. İşte mesela bu da önemli. Ben kendimden bir şey katmak istiyorum şirkete. Çalışıyorum, gözlemliyorum. Ama bir yerde öyle tıkanıyorsunuz ki, hani sizin de yetkinliğiniz sınırlanıyor ve daha fazlasını vermek için bir bilgiye daha ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte o da çok kritik bir yer. Size tavsiyem bu zaten, bu farkındalık oluşturmak, o kendinizi gösterebilmeniz için full yetkinliğe sahip olmak zorunda değilsiniz. Zaten bir süre sonra siz de kendiniz nerelerde açığınız olduğunu ve o açığı doldurduğunuzda şirkete nasıl bir katkıda, ya da kendinize tabii ki nasıl katkıda bulunacağınızı da öğrenmiş oluyorsunuz. İşte bu da kendinizi bilmek ve iyi gözlemlemekten geçiyor. Ben proje sertifikamı o dönem almıştım çünkü çok ihtiyacım vardı. Ondan sonra tedarik zincirinde devam ettim. Keza arada bir tütün sektörüne geçiş yapmıştım ben, British American Tobacco'da. Burada da bir korkum oluşmuştu. Ben Mustafa Nevzat'ta çok güzel çalışıyordum, Gelsenite İlaç'ta. 5 yıl çalıştım orada, ama bir yerden sonra şöyle bir şey oldu. Ben dış firmalara baktığım zaman benim pozisyonum gereği ve title'ım, ünvanım gereği ben daha global firmalarda
İş bulamıyorum. Sanki hani çok azınlıkta kalmışım gibi hissetmiştim. Haliyle çok korkmuştum. Ben ömrümün sonuna kadar burada kalacağım. Hani başka hiçbir yere geçip kendimi geliştiremeyeceğim gibi bir korkuyla ben kendime en uygun olan bir pozisyon bulmuştum. British American Tobacco gibi bir şirkette ki bu çok iyi bir şirkettir. Tavsiye ederim. Düşünenler varsa mutlaka başvuru yapsınlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Ve mesela o şirkete geçmek benim için başarıydı ama orada mesela evet ben Packaging Development Executive orada paketleme yöneticisi olarak çalıştım. Projeleri alıyordum. Yine Mustafa Nevzat'ta yaptığım çok benzer bir işi yapıyordum. Orada mesela Macaristan, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'nden sorumluydum. Orada proje zaten eğitimini almıştım. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Ambalajla ilgili bütün açıkları biliyordum. Orada bütün yetkinliğimi kullanarak ben project management yapıyordum, proje yönetimi. Ne oldu? Kapı kapıyı açtı aslında. Hani o da gayet güzel gelen bir benim için iş tecrübesiydi. Ancak ben ilaç firmasında kendimi daha iyi hissettiğim için yeniden bir arayışa girmiştim o dönem. Hani ilaç firmasında tam %100 arıyorum gibi bir şey söyleyemezdim ama ilaç firmasındaki firmalarındaki pozisyonları da değerlendirmek istemiştim. Çünkü hem tedarik zinciri biliyordum hem proje biliyordum ve karşıma çok güzel şu anda da çalışmış olduğum Bayer'de yine proje müdürü olarak bir pozisyon çıktı. Hem de yurt dışı projeleriyle ilgilenebileceğim ki bunu da çok istiyordum. Çünkü ben iletişim yeteneğime güveniyordum, yabancı dilime güveniyordum ve yetkinliklerimi tam olarak kullanmak istiyordum. Ve mesela Bayer'de bu fırsatı yakaladım ve şu anda da CMO tedarik performansı ve tedarik zinciri proje müdürü olarak çalışıyorum yaklaşık 2,5 yıldır. Ve buraya geldikten sonra da şöyle bir farkındalık oluştu. Ben Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumluyum. Proje biliyorum. İlaç firmasını biliyorum Mustafa Nevzat tecrübemden. Ancak buradaki işleyiş, o geniş resimdeki, o proje kısmındaki üçten uca şeyde benim bazı eksikliklerim var. Tedarik zinciri ve lojistik kısmında. Çünkü hiç bilmediğim ve iletişimin çok zor olduğu bir bölgeyle çalışıyorum. Afrika ve Orta Doğu çok kolay bir bölge değildir arkadaşlar. Uzun vadede eğer çalışanınız olursa Türkiye'ye göre dinamiklerin biraz daha farklı işlediği, iletişimin biraz daha zor olduğu. Haliyle sizin iletişim yeteneklerinizi maksimum seviyede kullandığınızda tam performans alamadığınız bir bölgedir o bölge. Haliyle ben de mesela şöyle bir farkındalık oluştu. Benim tedarik zincirine yönelik bir eğitim daha almam gerekiyor. Daha burayı nasıl geliştirebilirim? Çünkü maksimumumla yönetemiyorum. Ne yaptım? Tedarik zinciri ve lojistik sertifikası edindim kendime. Ve gerçekten de orada lojistiğinden deposuna proje zaten içindeydi. Zaten de bildiğim bir yerde. Bütün A'dan Z'ye bütün tedarik zinciri sürecini gördüm, gözlemledim ve ben bunun neresindeyim ve burayı nasıl düzeltebilirim kısmına odaklandım. İşte bunların hepsi hala daha çalışıyorum. Çok da keyifli bir şekilde çalışıyorum. Düşünenleriniz olursa Bayer'de staj fırsatları da var. Bizim yani benim içinde bulunduğum departman çok kısa bir süre önce kapandı pozisyon ama hala devam eden pozisyonlar olması lazım. İrtibatta kalabiliriz. Çok keyifli, güzel bir şekilde aslında geçiyor günlerimiz ama işte benim burada size söylemek istediğim nacizane bütün bu overall'da bu farkındalığınızı, eksikliklerinizi, güçlü olduğunuz yetkinliklerinizi kullanarak eksikliklerinizi de mutlaka ve mutlaka giderip başarılı olmamak gibi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani kesinlikle hepiniz çok akıllı, çok en azından çok güzel bir zaman diliminde yetişen ve imkanların da çok bol olduğu bir dönemde okuyorsunuz. O yüzden istediğiniz her şeyi çok rahat bir şekilde bulup edinebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ben çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Bayer'den bahsetmişken bu arada Bayer 150 yıllık, 154 yıllık bir firma. Alman menşeli. Zaten ilk Berlin'e kurulmuş. Şu anda da 3 tane divizyonda görev yapan bir şirket. Pharma, Consumer Health dediğimiz tüketici sağlığı ve Crop Science dediğimiz ilaçlarının bulunduğu bir şirket. Ben bunun Consumer Health tarafında, bu tüketici sağlığı kısmında çalışıyorum. Bu Supredinler, Bepantenler biliyorsunuzdur mutlaka. O kısmın Orta Doğu ve Afrika kısmında bazı fabrikalarımız var. O fabrikalar Bayer adına bu tarz ürünler üretiyorlar ve orada pazarlanıp satılıyor. Ben de o fabrikaların performansını, projelerini ve üretim planlarını yapıyorum, sürdürüyorum. Dediğim gibi ben gayet mutluyum, memnunum. Oradaki arkadaşlarımızla da çalışıyoruz ve ben aldığım bütün bu yetkinliği Türkiye, Bayer Türkiye ofisinde çalışarak Consumer Health dediğimiz tüketici sağlığı tedarik zinciri departmanımız bizim İsviçre'de, Basel'de mevcut. Ben haliyle Basel'e raporluyorum.
Böyle bir sürecimiz işliyor. Mesela Türkiye'nin şu anda böyle bir ekibinin olması globalde çok güzel bir fırsattır, çok büyük bir şanstır. Çünkü bu gerçekten Türkiye'nin de bu anlamda ne kadar ilerlediğini, Türklerle çalışma fikrinin de ne kadar iyi olduğunu gösteren bir şeydir ve bunun geleceği de aslında sizlerden geliyor. Yani bunu geliştirip büyütecek olan da aslında bir yerde yeni nesil oluyor. Çok güzel adımlar atıldı Türk. Çünkü gerçekten iş hayatına girdikten sonra Türklerle çalışmanın, yabancılar çalışmanın çok iyi olduğunu ancak bazı şirketlerle de, bazı bölgelerle de diyeyim, çalışmanın ne kadar zor olduğunu da anlayabiliyor olacaksınız bu dediklerim. O yüzden bunu da söylemek istedim. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi çok güzel hani beceriler dedik, sertifikalar dedik, aldığımız eğitimler, işte fakültelerinde bölümleriyle ilgili yaptıkları projeler vesaire var. Ama genel olarak bir kaygı görüyoruz öğrencilerimizde. Ve bu kaygılarının bazen üstesinden gelemediklerini de görüyorum ben. Hani birebir görüşmelerimizde umutsuz olduklarını, işte bazı şeyleri aslında çok fazla becerisi var ama farkında da değil. Sizin kaygılarınız var mıydı? Bu kaygılarınızı fırsata dönüştürebilecek adımlar attınız mı? Dönüştürdüğünüze inanıyor musunuz? Mutlaka, çünkü üniversite döneminde hepimizin belirli kaygıları vardı, belirli şeyler vardı. Bunların üstesinden hani söylediniz, evet, başarı odaklısınız, daha çok hani eğitim olmadan bir şekilde hani limitlerinizi de görerek başarıya ulaşmak için sertifikalar aldığınızı söylediniz ama genel olarak baktığımızda kaygılarımız var mıydı? Öğrencilerimize ya da katılımcılarımıza bu kaygının üstesinden gelmek için nasıl ya da nasıl motive olduğunuzla ilgili birkaç cümle rica edeceğim sizden. Tabii. Kaygı bu arada çok vardı. Dürüst olmam gerekirse tabii ki üniversitede okurken de keza bir kere ne yapacağına karar verme kaygısı. Acaba doğru şeyi yapacak mıyım? Tamam bir karar alıyorum ama bu doğru mu? Uzun vadede ne olur? Gibi endişeler, kaygılar çok vardı bende de. Yani sizi aslında çok net bir şekilde derinden hissedebiliyorum. Çünkü ben de 10 yıldır sektördeyim ama 10 yıl önce üniversitede okuyordum ama 10 yıl dediğimiz şey aslında çok da büyük bir süre değil arkadaşlar. O yüzden ben aslında çok net bir şekilde kaygılarınızı hissedebiliyorum. Ancak beni motive eden şey neydi? Ben kendime güvendim. Bu işte staj yaparken oradaki yöneticilerle çok fazla konuşuyordum. Hani onlardan da benzer tecrübeleri dinlemeyi çok seviyordum. Çünkü onlar da bu yollardan geçerek bir yerlere geldiler. Benden çok daha üst düzeyde çalışan insanlar da var bu arada. Hani onları da hala dinlemeye devam ediyorum. Kaygı çok normal mutlaka ama burada işte yapmamız gereken şey birazcık sabredip o kaygıyı bir kenara bırakıp kendimizin farkında olup ne istediğimizi biraz daha böyle gözlem yaparak, araştırarak karar verip o yönde gerçekten buna emek verip çalışmanız. Siz şu anda staj başvurusu yaparken bile reddiye olabilirsiniz. Çok normal. Buna da hiç söyleyebilecek bir şeyim yok. Ancak burada mesela neler eksik? Örneğin CV'nizde bir açık vardır belki. Ya da o görüşmeye girdiğinizde kendinizi yeterince iyi tanıtamıyorsunuzdur belki. İşte bunların hepsi aslında bazı gerçekler. İnsan kendiyle yüzleşirken de zorlanabilir. O yüzden bazen kesinlikle kendi açık noktalarınızla yüzleşmekten de çekinmeyin. Çünkü o kaygıyı onlarla yüzleşip onları kapatarak çözebiliriz. Ama ben iletişim ve yabancı dil yeteneğinizi çok güçlendirmeniz gerektiğini düşünerek ben bu şekilde açtım çünkü. Ben dedim ki ben iletişim yeteneğimin güçlü olduğunu düşünüyorum ve yabancı dilim var ve gittiğim ortama da ayak sağlayabilirim diye düşündüm. Kendimi bu şekilde motive ettim ve hep kendimi bu şekilde öne çıkararak görüşmelerimi sağladım ve buraları aslında gelmemi kolaylaştırdı diyebilirim. O yüzden hani bunlar beni motive etti. Belki sizi de mutlaka motive eder diye düşünüyorum.